Türk milleti tarih boyunca sayısız destan yazıp defalarca tarihin akışını değiştirdi. Babası, kardeşi, eşi, hatta oğlu cephede vatan mücadelesi verirken elini taşın altına koyan Türk kadını da bu zaferlerin önemli bir parçasıydı. Kimi zaman cepheye mühimmat taşıdılar, kimi zaman cephe ardında yaraları sardılar. Çanakkale Destanı'nda da, Kurtuluş Savaşı'nda da hep onların eli, emeği, desteği vardı. O yoklukta Mehmetçiğin boğazından bir lokma geçsin diye çırpındılar. Seferberliğin yalnızca cephede olmadığı günlerde, Anadolu'nun dört bir yanında hazırladıkları yiyecekleri günler süren yolculukla ön cepheye götürüyorlardı. Balıkesir'in Sarıbeyler Köyü'ne özgü seferberlik çöreği de bu yiyeceklerden biri. Çanakkale'ye harbe götürülmüş. O zaman tabii 15 yaşında, 13 yaşında bile çocukla, babalarla bir savaşa gitmişler Çanakkale'ye. Köyümüzde de erkek kalmayınca Ayan Ayşe diye kadın ayanlık, yani muhtarlık yapmış. O kadınımız kalan kadınlarla işte eşlerin çocuklarının arkasından bu çöreğimizi yapmışlar. Köfünlere doldurmuşlar, eşeklere bağlamışlar, 7 günde gidip gelmişler. Akşamdan ekşi mayamızı tutarız. Ekşi mayamızın içine bir bardak yoğurt, bir çorba kaşığı şeker, yarım bardak sıvı yağ, zeytinyağı koyarız biz tabii. Bir tabakta taranamızı ıslarız. Tabii 100 yıllık kök mayamız da olur. Hamurumuzu da direkt ekşi mayamızla buluşturup bu ürünümüzün hamurunu elde ederiz. Hamurumuza sadece tuz, su ve ekşi maya ilave ettik. Başka bir şey yok içinde. Ekşi maya çalışıldığından bayatlama oranı az. İki kabuk olduğundan çabuk kurur. Zaten savaşa gittiğinde de bunu böyle bütün olarak kurutup onun için bayatlaması gecikiyor. Kuruduğu için. Bundan böyle şişman göründüğüne bakıp şey yapmayın, bundan içi boş. Doyuruculuğu ve uzun süre bayatlamayan yapısıyla bir dönem Mehmetçiğe güç olan çörek, Balıkesir'in coğrafi işaretli ürünleri arasında da yer alıyor. Haftanın her günü sürekli sıcak olarak üretimini yapıyoruz. Bu bizim kültürümüz. Bizim köyümüzde kız isteme, düğün, her şey çöreğimizle. Öldükten sonra hayırımızı bile bu çörekle veririz. Gelinimize ikram ederiz, giderken çantalarına koruz, hediye ederiz. Bir yerden bir yere gidilirken mutlaka hediyedir. Bizim ayakta durmamızın sebebi o. Yani halk geliyor, bir eşine dostuna götürürken mutlaka bizden iki çöreğini sardırır, alır gider. Her hafta Balıkesir'e, iş yerlerimi ziyarete geliyorum. Eşime, dostumu getirip buradan seferberlik çöreği alıyorum. Bugün de üç arkadaşıma hediye götürüyorum. Herkes kendi memleketinde neyi varsa onu yaşatsın. Ben elimden geldiği kadar bu ürünümüzü yaşatmaya çalışıyorum.